Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlere çok nefis, çok sağlıklı bir tarifim var. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve Adana'nın meşhur şalgamını evimize getirdik. Tarifleri sizler için paylaşacağım. Biliyorsunuz ki doğru yöntemlerle yapıldığı zaman sağlık açısından son derece faydalı bir içecektir. Potasyum, magnezyum, B2, sayamayacağım bir sürü vitaminleri içerisinde barındırır. Bu sağlıklı içeceği nasıl mı yapacağız? Önce yapmadan önce bir yaptığımız şalgamı göz atalım ve nasıl olduğunu hep beraber gözlemleyelim isterseniz. Şöyle doğal, mis gibi, harika, enfes bir şalgamda şu üzerindeki oluşumlar normaldir. Bir Hataylı olarak Hatay'da da şalgam tüketimi oldukça yaygındır. Gerçekten çok fazla tüketilir ve bu oluşumu, şimdi şöyle bir oluşum çok gayet normaldir. Şöyle bir alalım, çaldım. Sizler için öncelikle tadmak istiyorum. Gerçekten kokusu muazzam. Evlerinizde yapabileceğiz çok pratik, gerçekten çok pratik ve çok sağlıklı bu içeceği sizler de kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle, evet. Şimdi şunu şöyle alalım. Öncelikle sizler için tanıtım yapayım. Şöyle iki ölçüde yaptım ben. Gerçekten çok basit yapım, göreceksiniz. Bakın bu şekilde son derece muazzam bir içecek olarak sunabilirsiniz sevdiklerinize. Sizin için bir tatmak istiyorum. 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle yapın. Garantili bir tarif. Gerçekten muazzam. Yani içerisinde hem kimyasal olmadan çok doğal ve çok müthiş bir lezzet. Mutlaka videomun sonuna kadar izleyin ve bu lezzetten, bu sağlıklı içecekten mahrum olmayın diyorum. Ben birazdan içmeye devam edeceğim ve şimdi yapımına geçelim isterseniz. Bununla başlıyoruz. 1 litrelik kavanozumuz lazım. 1 yemek kaşığı kaya tozu kullanacağız. Bu iri olmayan olursa daha güzel olur. Çünkü erimesi biraz daha zor iri kaya tozlarının. O sebeple şöyle ben aktardan aldım. Biraz daha öğütülmüş olan yine kaya tozu, salamuralık kaya tozu. Biraz öğütülmüş yani küçültülmüş olan kaya tozları çünkü daha çabuk eriyor. Şu şekilde bunu genellikle bilmeyen olabilir. Hatay'da ya da Hatay çevresinde bulgur unu diye bilinir bu. Şalgamın asıl ana maddelerinden biridir. Eğer ki bulgur ununuz yoksa küçük yani ince öğütülmüş bizim oralarda setik bulgur denir ama sizin orada ne denir bilmiyorum. Ama ince böyle kısırlık ya da köftelik bulgurlar var ya. Evet işte tam da onlardan kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yine bulgur unu kullanacağım ya da setik ya da ince öğütülmüş bulgur kullanabilirsiniz. Ve bohça yapmak için şöyle tülbent, bunun rengine aldanmayın. Ben daha önce de yaptığım için sürekli kullandım. O yüzden rengi böyledir. Tülbent, pamuklu tülbent kullanın. Kimyasal girmemiş pamuklu tülbent kullanın. Hatta öyle bir durum varsa şöyle sirkeli suya bir bastırın, çıkarın. Kolay bir bohçanız olabilir. Dediğim gibi 1 litre kavanoz ve çok ekonomik demiştim. Bir tane ya da iki tane havucumuz bizim 1 litrelik şalgamımızı yapmakta yetecektir. Dediğim gibi çok basit bir ve çok kolay bir içecektir aslında. Hemen geçelim yapımıza. Şöyle ana başlığını alalım. İnce ince doğuracağız. Çünkü biz bunu yiyeceğiz. Gerçekten ilkokul anılarım canlandı. İlkokulda da biz böyle abur cubur yoktu. Meyve suları yoktu. Yani yoktu derken belki vardı da biz tercih etmiyorduk. Bilmiyorum alışkanlık meselesi. Bizim ortaokulda böyle şalgamlar satılırdı. Hatta gittiğimiz zaman kantine bol taneli olsun derdik. Herkes kapış kapış hemen şalgam kuyruğuna girerdi. Gerçekten o anılarımı da özlüyorum. Şimdi maalesef o meyve suları, meyve suyu dediğimiz içecekler aslında çocuklarımıza o kadar çok zarar veriyor ki inanın buna dikkat edin. Çünkü içerisinde oldukça fazla glikoz ya da fruktoz şurubu içermekte. Çocuklarınıza verirken lütfen dikkat edin. İnşallah bu tür meyve suyu yerine bu tür içecekleri çocuklarınıza tercih edebilirsiniz, alıştırabilirsiniz. Şöyle küçük parçalara ayıracağım demiştim. Ekledim.
Bakalım biraz havucum küçük olduğu için normalde ben şunu şu kavanozu bir tane iri olan havuçla yapmıştım. Şu an havucum biraz küçük olduğu için biraz daha bol taneli olsun istiyorum. Çünkü biz bol taneli seviyoruz. Bir tane daha alayım. Bol taneli sevmiyorsanız sorun değil ama genelde taneli yani tane deriz bizim oralarda bilmiyorum siz ne derseniz. Bol havuç taneli daha lezzetlidir bizim için. Zaten havuç kırmızı mor sebzeler başlı başına bir vitamin deposudur biliyorsunuzdur. Biz de bu şekilde salamura ederek faydalı olan sebzeyi daha faydalı hale getirip bağırsaklarımızı mutlu ediyoruz. Şöyle küçük dilimleri ayırayım. Oh, bol sulu şeyini. Bunları da seviyorum ben aslında. Evet. Şimdilik tamamdır bunu. Gördünüz. Bu kadar tane yeterli. Çok fazla koyarsak zaten su almayacaktır. Bu tamam şimdi. Bu işlem tamamlandık. Şöyle alalım bıçağımızı ve bohça yapma işlemimize geçiyoruz. Aa, ekşi mayayı söylememiştim biraz önce. Zaten listeyi görürsünüz. Ben şöyle bohçamı hazırlıyorum. Ne diyorum? Bir yemek kaşığı bulgur unu. Yani küçük öğütülmüş, ince kısırlık ya da köftelik bulgur olabilir. Bunu sonra ekleyeceğim. Ve ekşi maya. Bu da bizim bu oluşumun mayalanmasını sağlamada önemli bir etken. Bazıları bunu hazır sanayi bu istat mayalar var ya onlardan kullanıyor ama onları kullanmayın derim. Çünkü sonuçta onlar doğal değil. En doğal yöntem ekşi maya. Bizim yöntemimizdir. Atadan öğrendiklerimizdir. Evet, şunu da şuraya alalım. Ekşi maya yapımını eğer ki bizim yokluyorsanız gerçekten benim videolarımda var. Çok basit. Herkese yapmanızı öneririm. Çok da kolay bir yöntem. Şu şekilde bohçamızı hazırladık. Ne yapıyoruz? İçerisine ekliyoruz. Şöyle, küçük olduğu için fazla koymadım bulgurunu. Eğer ki daha çok yapacaksanız, daha büyük ölçekli yapacaksanız bu miktarı tabii ki artıracaksınız. Bulgurunu hepsini artıracaksınız. Ve ondan sonra bir yemek kaşığı kaya tuzu ekleyeceğiz. Şöyle. Dediğim gibi küçük olduğu için erimesi daha kolaydır. Yemek kaşığı. Daha az tuzu seviyorsanız tuzunu biraz daha azaltabilirsiniz. Ama tabii biraz daha korumaya yönelik olduğu için daha dikkatli kullanın. Bu şekilde şimdi. Ve şimdi suyunu eklemeye geçebiliriz. Suyunu eklemeye. Bu aşamada isterseniz bir çay kaşığı da şeker ekleyebilirsiniz. Fakat eklemeseniz de olur. Çünkü bazıları biliyorsunuz şeker hassasiyeti olduğu için. Dilerseniz bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Yok ben eklemek istemiyorum diyorsanız yine harika bir şalgamınız olur. Ben şu an eklemeyeceğim ama eklerseniz de fena olmaz. Suyumuzu da ekliyoruz. İşlem bu kadar aslında. Ve artık beklemeye geçiyoruz. Bu şekilde beklemeyi alıyoruz ve benim şalgamım 5 gün içerisinde aynı böyle yaptım ve 5 gün içerisinde içilmeye hazır hale geldi. Bu şekilde porsiyonluk yapabilirsiniz. Normalde kapağın ağzı açıldığı zaman şu oluşumlar normaldir. Şöyle göstermek istiyorum beyaz. Oluşumlar normaldir. Eğer ki kapağını açmazsanız bu daha uzun süre daha uzun süre kendini koruyacaktır. Yani bu oluşum olmaz. Kapağını açtıktan sonra daha çabuk bu beyaz üzerindeki kısımlar oluşabilir. Bu da tabii ki hava ile temas ettiği için. 5 litrelik yapmak isterseniz aslında hani bu bozulmayan şalgamlar var ya içerisine işte biraz onun limon tuzu katılıyor. Genellikle şalgam tariflerinde limon tuzu mutlaka vardır. Ama benim farkım Organik Annem YouTube kanalının farkı limon tuzu olmadan nasıl sağlıklı bir içecek yaparız? Bunun özetinde, bunun öneminde yaptığım ürünleri sizlere sunuyorum. İşte daha uzun dayanması için 5 litrelikleri yapıyorlar ya. Ben onu yapmayacağım böyle. Çok basit gördünüz zaten. Porsiyon porsiyon bittikçe böyle basit bir şekilde şalgamımı yapmaya özen gösteriyorum. 5 günün sonunda şu an 5 gün oldu. Ve şöyle bohçamı çıkarmayı da göstermek istiyorum. Şu oluşan bohçamı da çıkarıyorum. Çok güzel de mayalandı. Mis gibi de kokuyor. Gördüğünüz gibi bu da 5 gün sonrası olarak. Düşünün 5 gün içerisinde harika bir şalgam oldu.
Onun da kıtırlığına bakmak istiyorum. Çünkü şalgam da biliyorsunuz kıtırlık da çok önemli. Şöyle sizi çıkartmak istiyorum. Muazzam. Bu arada bir de dipnot eklemek istiyorum. Acı sevenlerdensiniz. Mesela benim eşim gibi. Eşim çok şalgam hastasıdır. Acı seviyorsanız içerisine acı süs biberi ekleyin mutlaka. Mesela süs biberiniz yok mu? Acı turşudan ekleyin birkaç tane. Hatta ortasından biraz kesin. Acı turşudan ekleyin. O şekilde acı bir şalgam elde edersiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma tabii ki abone değilseniz abone olun. Çünkü çok güzel tariflerim var. Birbirinden güzel sağlık tariflerim var. Bu kanalda kalırsanız ben de sizler için daha iyisini yapmaya çalışırım. Ve daha iyisini olacağını umut ediyorum zaten sizlerin sayesinde. Beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız bu gibi videolardan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.